Merhaba, Babil Kulesi ile karşınızdayız. Türkiye büyük katliamı konuşuyor. Türkiye tarihinin en kanlı terör olaylarından biri. Toplu bir katliamdan bahsediyoruz ve burada en son Türk Tabipler Birliği'nin verdiği rakama göre 106 kişi hayatını kaybetti. 60'a yakın insan yoğun bakımda, 500'e yakın da insan yaralandı bu büyük katliamda. 3 günlük bir yas ilan edildi. Sendikalar genel greve gittiler. Yurt çapında çok büyük gösteriler oldu. Televizyonumuz 2 gün boyunca özel yayındaydı. Grevlere saldırılar oldu. En son olarak da soruşturmayla ilgili, bu katliama ilişkin soruşturma ve soruşturmanın detaylarıyla ilgili de yayın yasağı geldi. Aydın Hocam, biz hemen katliam demişken Türkiye tarihi, hem yakın tarihi hem uzak tarihi, çokça katliam lafını duyuyoruz. Evet. Tarihler katliamla anılıyor, şehirler katliamla anılıyor. Bu katliamları nasıl kategorilere ayırmak lazım, nasıl yorumlamak lazım? Çünkü çeşit çeşit katliamlar var baktığımızda. Kelime anlamıyla katil, öldürmek demektir. Katliam ise çoğuludur bunun, öldürmeler. Yani bu kelime anlamından hareket edersek birden fazla insanın öldürüldüğü her durumda katliam kullanılır. Ama genel olarak biz büyük kitlesel ya da işte büyük sayıda insanın öldüğü olaylardan katliam diye söz ederiz. Bir diğer özelliği katliamın ise öldürülenlerin genellikle silahsız sivil insanlar olmasıdır. Yani ister bir manyak, bir seri katil tarafından öldürülmüş olsunlar, isterse resmi ya da gayri resmi silahlı güçler tarafından öldürülmüş olsunlar, çok sayıda insanın içinde yer aldığı bu olaya katliam denir. Tarihte pek çok katliamın olmasının temel sebepleri ise insanların esas olarak sınıflara bölünmüş olmasıdır. Yani birbirlerini yok etmeye yönelik ya da birbirlerinin ellerindeki ürüne el koymak, mal varlıklarını almak ya da topraklarını işgal etmek sebebiyle saldırıya uğrayan insanlar genellikle katledilirler, katliama uğratılırlar. Benim tarihte gördüğüm 5 tip katliam var. Bir, işgal ordularının yaptığı katliamlar vardır. Hemen hemen bir ülkeyi işgal eden her ordu, her silahlı güç mutlaka oranın halkından, sivillerinden, kadın, çocuk demeden pek çok insanı katleder, öldürür. Kitlesel bir öldürme eylemi yapar. Ya toprakları boşaltmak için ya da teslim almak için yapılır bunlar. Bir diğer katliam türünü ise biz iç savaşlarda görürüz. Burada da iç savaşlarda da pek çok örneği görülmüştür bunun. Dünya üstündeki pek çok iç savaşta görülmüştür. Kitlesel katliamlar yaşanır. Yine çok sayıda sivil, özellikle büyük yerleşim yerleri dışındaki köylerde, kırsal alandaki halk katliama uğratılır. Onun teknik ayrıntılarına ya da sebeplerine girmeyelim. İkinci tür budur. Üçüncüsü, devlet ve halk arasındaki ilişkilerde görülen katliamlardır. Bu bütün ülkelerin tarihinde mutlaka vardır. İsyan eden kitleler, farklı inanç ya da siyasal eğilime sahip halk kitleleri, devlete muhalefet eden, isyan eden halklar katliama uğratılırlar. Bu bizim tarihimizde pek çok vardır. Celali isyanlarında da olmuştur, Alevi katliamlarında da olmuştur, Kürt katliamlarında da vardır. Diğer bir dördüncü tür olarak biz terör katliamlarından söz edebiliriz. Yani belirli bir örgütlü azınlık güç tarafından kitlelere uygulanan şiddet. Bu devlet terörü şeklinde de görülebilir. Faşist terör şebekelerinin uyguladığı şiddet şeklinde de görülebilir. Devleti de azınlık
görüyorsunuz. Devletin içinde örgütlenmiş bir azınlık evet. gücün yaptığı Hı-hı. katliamlar. Yani evet. devletin bir ordu olarak Hı-hı. girip bir yerlerde katliam yapması başkadır bir isyanı bastırırken. Evet. Bir de özel olarak bu iş için eğitilmiş güçler aracılığıyla yaptıklarını doğrudan Hı-hı. terör katliamı olarak nitelendirmek gerekir. Çok az örnek olmak üzere kimi silahlı isyancı güçler tarafından uygulanmış katliamlar da vardır. Yani sivil halka karşı işlenmiş suçlara bazen isyancı muhalif güçlerin silahlı kuvvetleri de hı hı. girmektedir. Bunun da tarihte örnekleri vardır. Yakın tarihte de vardır. Geçmişte de vardır. Ama bir diğer şeyde katliam türünü de din ve mezhep katliamları olarak adlandırabiliriz. Şimdi bu beş tip içinde ortak bir çerçeve ararsak, yani hepsinin ortak amacı nedir, neden katliama başvurulur diye bir soru sorarsak, amaç hangi kategoriden olursa olsun esas olarak sivil halkın teslim alınması, yıldırılması, belirli bir muhalif çizgiden vazgeçirilmesi ya da o muhalif çizgiye, o muhalif harekete eğilim duyan insanların korkutulup geriye çekilmesi gibi temel bir amaç vardır. Bunun yanı sıra belli başlı kitle önderlerini yok etmeye, örgütlü güçleri yok etmeye yönelik katliamlardan da söz edebiliriz. Suikastler. Suikast ayrı. Yani tek kişinin öldürülmesi, ona suikast diyoruz. Liderlerin topluca öldürülmesi gibi. Topluca öldürüldüğü evet. durumlar vardır. Hı. Mesela işte diyelim bir partinin merkez komitesi toplantısı vardır. Hı. Orayı basarlar, hepsini birden öldürürler. Bunun Kızıldere gibi mesela. Kızıldere katliamdır. Doğru. Kızıldere de bir katliamdır. Ama şey itibariyle bakarsak, kelime anlamı itibariyle buna mesela İran Şah zamanında pek çok böyle siyasi parti toplantısını basarak toplu öldürmeler falan, bombalamalar, suikastler yapmışlardır. Suikast sınırını aşan, yani çok sayıda insanın aynı anda öldürüldüğü durumlar vardır. Dediğim gibi esas olarak bir korku yaratmak, teslim almak ve gelecekte bu harekete, bu muhalif harekete evet. katılması mümkün olan potansiyel kitleleri, insanları bundan korkutarak vazgeçirmek. Bir politika biçimi diyebiliriz. Evet, kanlı politika bir biçimi tabii. Kesinlikle. Hangi kategori olursa olsun, ister din ve mezhep katliamları, isterse herhangi bir ordunun işgal anında uyguladığı katliamlar olsun, hepsinde temel amaç politiktir. Teslim almak, geride kalanları, sağ kalanları boyun eğmeye zorlamak ve kendilerine karşı koyma çizgisinden vazgeçirmeye çalışmak. Bizdeki genel duruma bakarsak, tarihte karşılaştığımız işte ne bileyim şeyin Kuyucu Murat Paşa'nın uyguladığı katliamlardan tutunuz, Dersim'e oradan geçin, bugün pazartesi, cumartesi yaşadığımız faciaya kadar bütün hepsinde de esas olan bir muhalif çizgiyi, bir muhalif hareketi şiddet kullanarak yok etmek ya da bu harekete katılma potansiyeli taşıyan insanların geri durmasına yol açmak. Hı hı. Korkuyla bir politikayı korkutarak, yıldırarak, vazgeçirerek, umudunu kırarak, vazgeçirmeye çalışmak. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman katliamların herhangi bir akıl dışı bir durum yoktur. Uygulayanların aklına uygun bir durumu vardır. Planlıdır, maksatlıdır ve bir amaca hizmet eder. Bir grup meczubun işi... Meczubun işi değildir. Mutlaka bu işin içinde dolaylı ya da dolaysız politika vardır. Peki neydi o politika? Onları konuşacağız. Peki.
Erdoğan Hocam, siz katliamdan hemen önce makale yazmışsınız. Ben oradan ilginç bir alıntı buldum. Cemal Paşa'dan bir cümle aktarmışsınız. Hatıralarından almışsınız, hatıratlarından. Bizim biricik amacımız umumi harp sayesinde içteki bağımsızlığımıza darbe niteliği taşıyan tüm dayatmalardan kendimizi kurtarmaktı diyor Cemal Paşa. Sonra şöyle bir bağlantı kurmuşsunuz. 1911-18 yılları arasında neleri kaybetmişsek, 2011-2023 arasında o topraktaki kardeşlerimizle buluşacağız diyerek, sanırım Suriye ve Orta Doğu kastediliyor. Emevi camisinde zafer namazı kılmak hayali kuran bir akılla biz bu hale geldik diye bir eleştiri yapmışsınız. Şimdi benim merak ettiğim soru şu. Tarihte, bizim tarihimizde devlet içindeki bu tür terör eylemlerini yapan organizasyonlar ne zaman başladı? Bir de şu, devlet terör yapar mı? Yani ya tamam kardeşim, hükümetleri sorumlu tutun, siyasileri sorumlu tutun da devleti bir bütün olarak niye suçluyorsunuz? Bunun en somut hali de Başbakan'ın da ifade ettiği Demirtaş'la görüşmemesine gerekçe olarak devleti doğrudan hedef aldığı için ben görüşme önermedim. Hükümet deseydi, bizi eleştirseydi görüşürdüm. Devlet terör yapar mı ve bunun kökeni nereye kadar uzanıyor Erdoğan Hocam? Davutoğlu'nun son dönem sözlerini izlediğimizde adeta süreci manipüle etmek için bir özel uğraş içinde olduğunu ve bu uğraşın sonucu olarak da sürekli her bir şeyi karıştırdığını görüyoruz. Davutoğlu'nun Demirtaş'la görüşmek istememesine de adeta bir bahane üretme çabası var. Aslında az önce Aydın abi işaret etti. Nasıl, evet, devlet terörünü de saydı. Şimdi nasıl Klausler diyor ya, hani savaş politikanın başka araçlarla devamıdır. Aslında katliam da politikanın başka araçlarla devamıdır. Tıpkı bizde yargı mekanizmasının da politik rakipleri elimine etmek için kullanılan sistematik bir araç olması gibi. Dolayısıyla yargının adalet sağlamak yerine rakipleri tasfiye etmek için kullanılması da bizim devlet geleneğimizin temel bir kalemidir, temel bir davranış normudur. Aynı şekilde katliamların muhalifleri yıldırmak, ortadan kaldırmak, etraflarında bir çekim gücü yaratmalarını engellemek için kullanılması da bizde ne yazık ki temel bir siyaset aracı ola gelmiştir. Aslında Aydın abi işaret etti, ta Kuyucu Muratlardan, hatta çok daha öncelerden Baba İshak dönemi katliamlarına varana kadar devlet hep bunu zaten kullana gelmiştir. Ama modern döneme doğru geldiğinde bu iş daha sistematik ve ideolojik olarak da daha gerekçelendirilen bir şeye dönüşmüştür. Az önce Cemal Paşa'dan aktardığınız o yaklaşım aslında Anadolu'yu kendi zihniyetlerine göre yeniden yapılandırma isteğinin ve bu isteğin de kaçınılmaz bir şekilde katliamlar üreteceğinin de bir anlamda itirafı oluyor. Aslında benzer şeyleri, benzer pek çok örnek vermek mümkün. Mesela daha sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanı olacak olan Celal Bayar, yine benzer bir yaklaşımı, ki Celal Bayar söz konusu bu tasfiye planının bütün bir Ege bölgesindeki uygulayıcısıdır. Hani kod adı Galip Bey diye bize anlatılan, diyor ki, Harbiye Nezaretinde sürekli toplantılar yapılırdı ve bu toplantıların, gizli toplantılar ama normal resmi Harbiye Bakan, yani Savaş Bakanlığı'nın normal yasal işleriyle ilgili değil. Harbiye Nezareti ne oluyor o zaman orada? Harbiye Nezareti aslında ülkenin içini, yani devletin kendi vatandaşları olan insanların bir kesimini ortadan kaldırmak için organizasyon yapan, yani kendi halkına katliam örgütleyen bir mekanizmaya dönüşüyor. Harbiye Nezaretindeki gizli toplantıların başlıca konusu stratejik noktalarda kümelenmiş ve dış menfi tesirlere bağlı gayrı Türk yığınların, Türk olmayan yığınların tasfiyesiydi. Ben de yazdım diye kendi analarında söylüyor. Hı hı. Yine aynı şekilde o dönem meclis başkanı olan Halil Bey var.
ki bu sözünü ettiğimiz şahsiyetler aynı zamanda sonraki dönemde, Cumhuriyet döneminde de devletin muteber insanları olmaya devam eden insanlar. Diyor ki Balkan Harbi'nde işte hıyanetleri görülen unsurları temizlemeye karar vermiştik. Fakat bu temizleme işini doğrudan devlet güçleriyle yapmamız halinde dış basınçla karşılaşacaktık. O nedenle özellikle Trakya'daki Rumları ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim planlanıyor. Alınan tedbir şuydu diyor. Valiler ve diğer memurlar resmen işin içinde görünmeyecekler. Cemiyetin İttihat Terakki Teşkilatı'nın kadroları bu işi halledecekler. Yani aslında bu ülkenin ne yazık ki iktidar aklının tohumunda, geçmişinde memleketi kendi çıkarlarına göre, rakiplerini kendi çıkarlarına göre tasfiye etmek ama tasfiye ederken bunu açıktan söyleyerek değil, ihale ederek, yaptırtırarak, reddederek veya gerekirse gidip işte mezarına karanfil koyarak yapmak şeklindeki bir yaklaşım var. Dönemin yine önemli ideologlarından biri olan Ömer Seyfettin, milli tecrübelerimizden çıkartılmış ameli siyaset makalesinde aslında bugünü adeta anımsatan milli ve dini mefkuremize yani ideallerimize hıyanet eden, farklı çizgiye sahip olanları bizim memleketimizde yaşamaya hakları yoktur. Biraz ya sev ya terk et. Aynen gibi. Aynen aslında ya sev ya terk etin. İşte 100 yıl önceki hali diyelim. Çocuk öykücüsü zannettiğimiz aslında İttihat Terakki'nin ideologlarından olan Ömer Seyfettin'in ağzıyla ifade edilmiş yüzlerce versiyonundan bir tanesi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda aslında Türkiye'de ne yazık ki devlet geleneği normalde halk şey düşünür. Devlet bizim devletimiz, bizim çıkarlarımızı savunur. Oysa bizde bu toprakların tek tipleştirilmesi, iki tür tek tipleştirme. Bir tanesi Müslüman ve Türk olmayanların bir kısmını asimile ederek, bir kısmını da imha ederek yok etme. Bir de iktidardaki partinin milli diye tanımladığı siyasetin dışında kalanları tasfiye etmek. Mesela Ömer Seyfettin az önce okuduğum alıntısında İtilaf Fırkası, yani kendisi kadar meşru, kendisi gibi bir siyasal partinin üyelerini kastederek o cümleleri kuruyor. Çünkü neden? Çünkü diyor ki bizim milli ve dini değerlerimize uygun değil. Aslında uygun. O da Müslümanların ve Türklerin veya Osmanlıların partisi ama bizde siyaset böyle yapılıyor. Şimdi siyaset böyle yapılınca senden farklı düşüneni sen tasfiye etmeye yöneliyorsun. Türkiye'nin, Osmanlı'nın tarihinde çok önemli ve kitlesel katliamlar açısından da çok önemli bir örnekle bu anlattıklarımı şey yapayım. 1 Ekim 1895'te işte bir ay kadar önce gerçekleşmiş olan Sason'daki katliamı protesto etmek için Ermeniler Hınçak Teşkilatı, Ermeni o zaman legal, yasal bir parti, bir dilekçe hazırlıyor. Bu dilekçeyi götürüp Babi Ali'ye, yani günümüzün hükümet Başbakanlığına sunmak üzere kitlesel bir eylem planlıyor. Söz konusu dilekçenin metni de elimizde var. İşte Ermeniler adına medeni haklar, bize söz verdiniz. 1908'de birlikte devrim yaptık. Medeni haklarımızı kullanmak istiyoruz diyor. Yasal olarak hiçbir hükmü kalmadığı halde çifte vergi alıyorsunuz bizden. Bunu artık kaldırın, ayıptır diyor. İşte can, mal ve şeref güvenliği talep ediyoruz diyor. Böyle bir, yani çok meşhur, çok masum, çok sıradan toplanıyor Ermeniler. Ellerinde dilekçe, hiç silahsız, bilmem nesiz. Ve bunlara yönelik önce polis bunlara saldırıyor. Arkasından da eli silahlı, sopalı, çivili, sopalı, örgütlenmiş, hazırlanmış bir güruh ki benzerini daha sonraki dönemlerde de göreceğiz. Bunların üzerine saldırıyor. Tabii o dönem, bu dönemdeki gibi tek tek sayabilme şansı ne yazık ki yok ama o 4000 yürüyüşçünün hemen hemen önemli bir kesimi ölü veya yaralı olarak İstanbul sokakları, özellikle Kumkapı, Cağaloğlu dönemin büyükelçi görevlileri, muhalif gazeteciler, sokaklar ölüler ve
hiç kimsenin yardım etmediği ağır yaralı çığlıklarla dolu diye yazıyor. Yani eli sopalı kalabalıklar tarafından, evet, değil mi? Katlediyorlar. Evet, önce polis engelliyor, onların başbakanlığa gidişini engelliyor. Onlar diyorlar ki biz başbakanlığa dilekçe vermek istiyoruz. Evet. Kesinlikle yasaktır diyor. Şimdi buradan hareketle günümüze kadar gelen bir dizi katliamı anımsadığımızda çıkartmamız gereken bazı somut dersler var. Dikkat edin, ister Maraş katliamı, ister Sivas katliamı, ister Ermeni katliamı, ister Rum katliamı, yani kim olursa olsun bakıyorsun, hepsinde ortak bir özellik var. Halil Beylerin, Cemal Paşaların, Ömer Seyfettinlerin, Celal Bayarların tarif ettiği milli, işte tırnak içinde milli görüşün dışında kalan unsurlara yöneliyor. Mesela bu topraklarda hiçbir zaman şöyle bir katliam örneği yoktur. Sünni inançlı yurttaşların mahallelerine yönelik bir katliam veya Türk kimlikli yurttaşların mahallelerine yönelik bir katliam veya bunların sürgüne gönderilmesi toplu bir şekilde veya katledilmesi. Ama buna karşı işte Ermeni kimliğinden, Rum kimliğinden, Alevi kimliğinden, Kürt kimliğinden olan insanların toplu olarak yaşadıkları mekanlara yönelik dönemin ihtiyaçlarına göre, dönemde devletin görevlileri kimi düşman belliyorsa, o anda hangi sorunu, temel sorunu kabul ediyorlarsa, onlara yönelik katliamlar yapıldığını görüyoruz. Bu katliamların hemen hemen önemli bir çoğunluğunda devletin resmi güçleri ya kullanılmıyor, az önce Halil Bey'den, meclis başkanından da okuduğum gibi, çünkü o dışarıya karşı imajımızı, vitrinimizi bozacaktır. Ama kontrollü güçler var. Bu kontrollü güçlerin kontrollü olduğu, birilerinin onları adeta taşıdığı, yönlendirdiği, ellerindeki silahların tek tip olduğunu çok net görüyoruz. Peki. Bunun ötesinde bunların yakalanmadığını görüyoruz. Mesela en son örneği işte 6-9 Eylül'deki 400 HDP binasına yönelik, işte Ankara'da pek çok yerde Kürtlerin yaşadığı mahallelere yönelik şeylerdi. Bunların hepsinde ortak özellik bir, o anda devletin yöneticisinin milli kavramının dışında kalan kesimler. Peki. Ve bunlara yönelik hiçbir takibat yapılmıyor. Yani şu, bu son yaşanan 10 Ekim'deki katliamı bütün tarihsel geçmişten koparıp kendi başına özgün bir katliam olarak değerlendirmek mümkün değil. Tarihsel bir iç bağı var diyorsunuz. Kesinlikle ve bu bağda dediğim gibi siyaset, bu siyaset memleketin tek tipleştirilmesi, tek tipleşmeye itiraz eden veya hak isteyen, mesela 1 Mayıs 77 katliamı gibi. Onları konuşacağız isteyen, hocam. Dolayısıyla hepsinin ortak özelliği eğer ki muhaliflere yönelmesi, devletin bunları takibata uğratmaması, bir şekilde üstünü kapatması, hepsinde komisyon saptanması, hepsinde araştırıyoruz denilmesi ama bunu da mecburen eğer dış baskı varsa, eğer iş düşünülenden daha büyük olmuşsa, yani kamuoyuna bir mazeret açıklamak zorunda kalıyorlarsa, diyelim ki devlet denetleme kurulunu çalıştırmak falan gibi bir sistem işliyor. Dolayısıyla hiçbir katliam tek başına değildir. Hepsi bir siyaset çizgisinin yansımaları. O katliamlardan birkaç örnek de alacağız hocam. Şimdi biraz bu katliamda hedeflenen neydi Aydın hocam? Oraya bakmak istiyorum. Çok sayıda makale yayınlandı. 66 tane ilk gün yayınlanmış bu olayla ilgili bütün gazetelerde. Evet. Şimdi Cengiz Çandar'ınki biraz dikkat çekici oldu. Şöyle ki Ahmet İnsel'den bir alıntı yapmış. Yani eğer Ahmet İnsel bile hani bu kadar ılımlı, pozitif bakan devlete vesaire biri bile bunları yazıyorsa durum vahimdir mahiyetinde bu alıntıyı yapmış. Ben kısaca okuyayım. Siz buna ne diyorsunuz? 10 Ekim saldırısı diyor Ahmet İnsel. Türkiye'ye karşı yapılmadı. Ne devlete ne AKP'ye karşı yapıldı. AKP cephesinde mağduriyet imalatçıları bunu böyle göstermeye çalışsalar da 10 Ekim katliamı Türkiye özgürlük, demokrasi ve barış güçlerine karşı yapıldı. Bombalar herhangi bir kalabalığın ortasında patlatılmadı. Kör terör eylemi değildi bu. Kimlerin öleceği önceden detaylı biçimde tasarlanmıştı. Çok iddialı söylüyor. Evet. Suruç'ta, Diyarbakır'da olduğu gibi Tayyip Erdoğan kliği ve AKP hegemonyasına karşı barış ve demokrasi mücadelesini inatla, kararlılıkla veren insanlar öldürüldü diyor. Ahmet İnsel'in de böyle bir çizgiye gelmesi ilginç doğrusu. Katılıyor musunuz bu görüşlere Aydın Hocam? Doğru bir tahlil. Yani özellikle yandaş medya
tarafından yapılan bu katliam, AKP hükümetini zayıflatmak, Türkiye'yi bölmek gibi pek çok gerekçeyle açıklanmaya çalışılıyor. Başka gerekçeler de var, saçma sapan şeyler de var. Komplo teorisi çok yaygın. Eğer salak bir bakışa sahip olursak, gazeteleri okuduğumuzda niye yapıldığını hiç anlayamayız. Ama aklımızda şu kalır. Bu hükümeti yıpratmak için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni zayıflatmak için, Türkiye'yi bölmek için yapılmıştır. Bir durun hocam, bu tezi destekleyen karşı bir yazı devam edin lütfen. Yeni Şafak'tan Abdullah Muradoğlu yazmış. Yakın çevremizde, Davutoğlu da bu benzer şeyleri söylüyor. Yakın çevremizde, Irak'ta, Suriye'de kanlı bir iç savaş yaşanıyor. Ülkemizin bir bölümünde neler yaşandıysa belli. Artık içerisi ve dışarısının birbiriyle sarmalandığı bir durumla karşı karşıyayız. İçeride olan her şeyin dışarıyla, dışarıda olan her şeyin içeriyle ilgili olduğu tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Siz savaşla ilgilenmiyor olabilirsiniz fakat savaş sizinle ilgileniyor gibi Troçki'ye atfedilen sözün ifade ettiği noktadayız tam da. Yeni Şafak da Troçki'den alıntı yapıyor. Yani anlatılmak istenen şu, Davutoğlu da bunu sıkla ifade. Ya eski Türkiye değiliz, etrafımız yanıyor bu tür terör saldırılarına. Hazır olmamız lazım. 4 seçim üst üste yapabiliyorsak, üstelik bu kısa zamanda, bu da bizim başarımızdır diyor. Buyurun siz devam edin. Şimdi evet, yani bu Abdullah Muradoğlu'nun Yeni Şafak'ta yazdığı yazı aslında ilginç. Yani sonuçlarına kadar götürürseniz bu cumartesi katliamını açıklayan pek çok sonuca da ulaşabiliriz. Gelelim Ahmet İnsel'in değerlendirmesine. Bu kadar hedef şaşırtan, bu kadar olayın içini boşaltmaya çalışan ve hükümeti kollamaya çalışan propaganda karşısında Ahmet İnsel çok net olarak söylüyor. Orada ölenler barış, demokrasi isteyen emek yanlısı insanlardır. Bunlara karşı yapılmıştır. Emek, barış, demokrasi güçlerine karşı yapılmıştır. Ve buradan üretilecek sonuç da bellidir. Meydanlara gelmeyin, muhalefet etmeyin. Sesinizi kesin, evinizde oturun. Başka amacı yoktur bunun. Tabii ki bundan politik olarak başka sonuçlar üretmek isteyenler çıkabilir. Yani bir kere bir bomba patladıktan sonra bundan bombanın amacıyla ya da nedeniyle ilgisi olmayan yeni politikalar üretmeye kalkışılabilir. Ve şey odur, yanlış medyanın asıl yaptığı da odur. Amaçtan sanki bağımsızmış gibi hedefleri Türkiye, işte yeni Türkiye, birlik, beraberlik vesaire gibi değerli kavramlar etrafında çevirip durarak bunu oradan gelecek tepkiyi başka bir hale sokmaya çalışılıyor. Yani herkes duyarlı duyarsız, demokrat ya da değil, 100 kişinin öldüğü bir katliamdan bir biçimde etkilenmiştir. Bu etkilenmeyi belirli bir siyasi kanala dökmeye çalışmakta adamların yaptığı iş odur. Yani yanlış medyanın yaptığı iş odur. Nedir? Temel olarak esas hedef şu. Buradan PKK ve dolayısıyla HDP, dolayısıyla barış, demokrasi, emek güçleri zarar görecekler. Kitle desteklerini kaybedecekler. 2-3 puan daha düşük oy alabilirlerse ne âlâ. Buradan oy devşirmeye çalışmak, bunun üzerinden iktidar etrafında halkın kenetlenmesini sağlayarak yakın seçimlerde bir başarı elde etmeye çalışmak, açıkça mevcut propaganda merkezlerinin amaçladığı şey budur. Bu katliamdan hükümetin güçlenerek çıkması. Buna karşılık Ahmet İnsel'in söylediği değerlidir diyorum. Yani böyle şeyler yok. Hı-hı. Bu emek, demokrasi, barış güçlerine yönelik bir saldırıdır. Evet. Ve doğrudan doğruya da hegemonyaya karşı çıkan insanlar, bu Tayyip Erdoğan ve AKP hegemonyasına karşı çıkan barış, demokrasi güçlerinin
mücadelesini kararlılıkla veren insanlar öldürüldü. Bunlar öldürüldü. Bu şunu sorayım çünkü. Hemen bir cümleyle onu da alayım. Siz bugün de bu Yeni Şafak yazısına da ayrıca girelim çünkü peki, bu da tamam. Son derece önemli bir yazı peki. Bence. Erdoğan hocam, şimdi seyircilerimiz de tabii soruyorlar. 360 derece meselesine girecek misiniz diye. Ben daha sonraya bırakmıştım ama şimdi sorayım. Başbakan Davutoğlu'nun bir açıklaması oldu. Açıklama şu: DAEŞ'in İslam anlayışıyla bizim İslam anlayışımız arasında 180 derece değil, 360 derece fark var diye bir şey var. Siz böyle bir ideolojik akrabalık var mı sizle DAEŞ'le AKP politikası arasında, ideolojisi arasında, yoksa ne diyorsunuz bu 360 derece meselesine? Siz yani güldünüz tabii. Bizim, herkes gülüyor şimdi sosyal medyada. Bizim söylememize bir şey yok. Hele yani şimdi zamane gençleri karşısında 360 derece aslında bir itiraf gibi bir ifade. Hani 180 derece söylese birbirimizin iki ayrı zıttındayız, ucundayız olacak. Ama 360 derece aslında çemberin kapanıp aynı noktaya başlandı. Aynı noktaya gelindiğinin ifadesi. İfade aslında biraz komik oldu tabii, komedi oldu galiba. Hem komik hem de aslında adeta itiraf. Bir itiraf gibi. Yani kendini mümkün olabildiğince en uç düzeyde uzak göstermeye çalışırken aslında aynı yerde durduklarının göstergesi. Niye fark yok aralarında ya da var? Ya şöyle bir fark var tabii. Yani birinin daha radikal, birinin görece daha ılımlı bir şeyi var. Ama her ikisi de, ılımlısı da, radikali de ortak bir paydaları var aynı zamanda. Bu ortak payda nedir? Hayatı, Türkiye'yi, Orta Doğu'yu, Suriye'yi siyasal İslamcılığın cenderesine sokmaya çalışmak. Oysa 2015 yılındaki Türkiye, 2015 yılındaki Orta Doğu, 2015 yılındaki dünya siyasal İslamcılığın programının içine sığdırılabilir bir şey değil. Şimdi içine sığamaz bir şeyi sığdırmaya çalışırsanız kaçınılmaz bir şekilde şiddet üretirsiniz. Peki cihatizm, dışında. Cihatizm dünyada, yer kürede, Orta Doğu'da tabii ki doğal olarak bize doğru, bizde yükselen bir trend izlemiyor mu şu an? Şimdi şöyle, tabii cihadizme dair de dünyada farklı yorumlar var. Ama sonuçta cihadizmin bizzat kendisi, yani bizden olmayanları bir şekilde bizden yapmak. Bunun için de tüm mevcut devlet bütçesinden koşullandırmayı, dezenformasyondan silahlı güçlerimizi, her şeyimizi kullanmaya çalışmak. Neden? Çünkü cennete gitmek, cehennemden kurtulmak için, Allah'ın dediğini yapmak için. Şimdi siyasal İslam'ın mantalitesi bu. Bu anlamda cihadizm aslında AKP'de de var. Ilımlı dediğimiz İslamcılarda galiba da var. Fakat cihadizme yükledikleri anlam, kullanılacak yöntemler arasında farklılıklar var. Evet. IŞİD bu anlamda en ekstrem, en sekter versiyonunu ifade ederken AKP ılımlı versiyon temsil ediyor. Neden? Çünkü bir tanesinin şu anda hala devleti, işleyen bir ekonomisi, işte 90 yıllık bir cumhuriyet birikimi, bir şehirleşme birikimi, bir NATO üyeliği falan yok. Dolayısıyla ondan kaynaklı bir... Ama bakalım Suriye rejiminin devrilmesine, Suriye'deki Alevi inançlı yurttaşların siyasi hayattan tasfiye edilmesine, Suriye'deki Hristiyan yurttaşların yok edilmesine, Suriye'deki Kürtlerin Araplaştırılmasına yönelik IŞİD'in politikasıyla Türkiye'de AKP'nin politikası arasında da bir mantalite benzerliği var. Nedir? O da Kürtlerin Kürt olarak eşit yurttaş olmasını engellemeye, evet, Suriye'nin bağımsız bir rejim olarak yaşamasını engellemeye, herkesi kendinden yapmaya, kadınların nasıl giyineceğinden ne kadar çocuk doğuracağına varana kadar. Yani bu ortak payda modern dil kullanırsak totalitarizme denk düşüyor. Yani bizim dışımızdaki farklı hayatları farklı oldukları gibi kabul etmek yerine onları bizim düşündüğümüz doğru standartlara sokmaya çalışmak. Az önce işte Halil Beylerden, Cemal Paşalardan, Ömer Seyfettilerden söz ederken de aslında aynı sakıncadan söz etmiştik. Biri modern, peki, ve milliyetçi versiyonunu, diğeri İslamcı versiyonu. Ama her ikisinde de hayatı bir şeye sıkıştırmaya çalışırsanız orada şiddet, orada anti-demokrasi, orada anti-laiklik, orada totalitarizm, orada hak ve ihlal, özgürlüklerin ihlali ve en önemlisi
IŞİD, AKP ve Cemal Paşa arasında şöyle bir benzerlik var. İkisinde de milli bir görüş var. O milli görüşün dışındakilere hain muamelesi yapma var. Az önce Aydın abinin işaret ettiği, işte aktardığın, Cengiz Çandarlar'dan da aktardığın görüş de aslında buna işaret ediyor. Yani siz hem sizin dışınızdaki insanları, barışı savunanları, Kürt olanları, sosyalizmi savunanları düşman kılan miting meydan görüşmeleri yapacaksınız. Birileri bundan vazife çıkarıp gidip onları bombalayacak ve siz arkasından bu işin size yapıldığınızı söyleyeceksiniz. Peki. Yani burada ciddi bir dezenformasyon, bir çarpıtma da bu işin kaçınılmaz sonucu. Araya gitmeden yine döneceğim size. Aydın Hocam, bu tartışmadan da biraz kopmamak için diğer tartışmayı da unutmadan söylüyorum. Türkiye-İzlanda maçı da çok konuşuluyor şimdi. Yani evet. Nasıl anlayalım şimdi orayı? Yani yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti. Can çekişen insanlar var. Bir ulusal, milli maç oynanıyor. İyi de bir sonuç var. Fransa'ya gidiyor takım. Ama orada saygı duruşu yapılıyor. Ulusal yas nedeniyle de. Ve ıslıklanmalar, ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber sloganları, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Yani bir de şöyle, tribünde yani bir taraf onu atıyor, bir taraf onu atıyor, bir taraf onu atıyor. Çok organize olduğu, organize edildiği, tertip olduğu da belli. Hani şöyle tartışmalar da yapılmadı değil doğrusu. İşte bunu bütün Konyalılara mal etmek gerekir mi, gerekmez mi, haksızlık ediliyor falan gibi. Yalnız şöyle bir yan da var. Yani İstanbul'da, espri olarak söylüyorum, İstanbul'da milli takım batıyordu. İşte Konya'nın ruhu onu şahlandırdı. Nitekim her maça, son aldığı 4 maçı da Mehter Marşı'yla çıkıp oynayan bir milli takım oldu. Ve bir başarı da var. Yani Davutoğlu Konya'sı diye bu konuşuluyor. Biz bu sosyolojik refleksi nasıl anlayalım? Ne dersiniz? Ya ilkokuldan beri bize millet kavramını tanımlarken derler ki tasada ve sevinçte ortak insanlar toplumu. Yani aynı şeye sevinen, aynı şeye üzülen insanlar. Bir bayram olur, hepimiz seviniriz. İşte bir doğal afet olur ya da bir katliam olur, hepimiz üzülürüz. Aynı millettenizdir çünkü. Böyle öğretildi bize. Öyle. Millet tanımı bence başka bir şeydir ama bu insanları, bu halka ilkokuldan beri millet tanımı deyince kederde ve sevinçte ortak olan insanlar bir unsuru bu. Şimdi içinde bulunduğumuz koşullarda epey bir zamandır halkın bir bölümü bir şeye sevinirken diğeri üzülüyor. Diğeri sevinirken öbürü üzülüyor. Bu millet olma vasfını falan demeyeceğim. Toplum olma özelliğini kaybetmiş. Derin bir şekilde bölünmüş ve neredeyse işte iç savaş eşiğine getirilmiş bir halkın görünüşüdür bu. O bir organizasyon olabilir, olamaz. Bir şey demiyorum ama buna uygun, böyle bir organizasyona, böyle bir kışkırtmaya gelebilecek bir kitlenin bulunması ciddi olarak bu ülkenin bölünmekte olduğunu gösteriyor. Esas tehlikeyi de burada görüyorsunuz. Asıl tehlike bu. Şimdi bölünürüz, bölücü PKK'dır, bölücü bilmem kimdir, bölücü sensin, benim. Ama bunu yaratan, o koşulları ve yaratan ve halkın bir kesimini diğerinin üzüntüsü karşısında mutlu kılmaya yönelik bir politikayı izleyenler bölücü değil mi? Asıl bölücülük bu değil mi? Yani anmalara, yürüyüşlere de sataşmalar oldu. Bu da çok bu da oldu. Yani bu oldu yani. Katliamdan kurtulanlar, yaralılarını toplamış kendi şehirlerine gitmeye çalışanların otobüslerine saldırıldı. Çiçeklere tekme atan bir çiçekler olay tekme haber oldu. Yani bir bunlar oldu. Ne kadar münferittir doğrusu bilemiyorum. Ama yani. Şimdi münferit o bir duyguyu ifade ediyor. Yaratılmış olan bir psikolojiyi, bir düşmanlaşmayı ifade eden bir şey bunlar. Açıkça düşmanlaştırılmıştır. İnsanlar bu politika etrafında örgütlenmiş ve birbirini
düşman kılınmışlardır. Aslında bak şu tarafta bir barış, demokrasi, emek mitingine katılanların temsil ettiği bir, hadi diyelim %40'lık bir kitle, %50'ye yakın bir kitle. Öbür tarafa aynı düşmanlıkla bakmıyor. Fakat bu kitle katliamları, linç girişimleri, parti binalarını yakma girişimleri, Kürt düşmanlığı, giderek bunlar gerdi ve öbür tarafta da, iki tarafta da birbirine karşı artık bir arada yaşama duygusunu kaybedecek bir gelişmeye yol açtı. Yani Konya'daki olay münferit bir olay değil. Linç politikalarının bir devamıdır. Ve gittikçe bu ülkenin birbirinden psikolojik ve duygusal olarak kopmuş insanlar toplumu haline geldiğinin bir göstergesidir. Dış basında da Erdoğan Hocam şöyle yazılıyor bu olaylar için, yani Konya'daki maç için demiyorum, yani New York Times'ta ve diğer yerlerde, Türkiye yırtılıyor. Yani bu yönde bir tez de var. İçten yırtılıyor ve Türkiye kendisiyle savaşıyor diye tezler gelişmeye başladı. Kesinlikle doğru. Ben şunu eklemek istiyorum. Sözde bir yas var. Üstelik bu yası Konya'da o yası engellemeye çalışan seyircilerin partisi ilan etti. Ama bütün toplum biliyoruz ki zaten Davutoğlu'nun ses tonunda ilan ediş biçiminde gidip çiçek bırakışında da çok net olarak biliyoruz ki Konya'daki o AKP üyeleri, futbol izleyicileri de biliyor ki aslında bu yas ilanı dışarıya karşı mecburiyetten ilan edilmiş bir yas. İçselleşmemiş görünüyor. İçselleştirmemiş ve kesinlikle aslında hani oh diyen, içinde oh diyen bir işte. Çünkü zaten seçim meydanlarında o bombalanarak öldürülen insanları düşmanlaştıran, terörist ilan eden bir yerden ilan edilmiş. Şimdi buradan hareketle şöyle bir şey var mı? Özür diliyorum. Paris'te. Yani Portekiz'in Salazar'ı gibi hani 3F futbol falan ama yani bir şey statlarda örgütleniyor olabilir ama yani halkın içinde de hala bir sağduyulu damar yok mudur? Yani tümden gitti mi? Hani öyle bir anlamda belki çıkmamalı. Değil ama en azından sağduyulu olmayan damarın bir hayli güçlendirildiği ve o güçlendirmiş damarın mevcut iktidarla bağlantılı olduğu çok net ortada. Bakın Paris'te Charlie Hebdo dergiye yapılan katliam sonrasında bir yas ilan edildi. Yas başta Cumhurbaşkanı olmak üzere gerçek anlamda yas gittiler. Bütün herkesi her görüşten, partiden, ülkelerden insanları toplandılar, gittiler birlikte saygı duruşunda bulundular. Yani bu yas ilan ama burada öyle yapmadı. Burada yas ilan etmek zorunda kalan irade aslında kendi seçmenine anlıyorsunuz ya biz burayı mecburen yaptık diyen ve yas ilan ettiği konuşmasının 1/3'ünü yine orada öldürülmüş insanların büyük bir olasılıkla oy verdikleri partiye saldırarak gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanının dönüp de iki çift laf etmesi için 3 gün geçmesi gerekti. Emniyetin de bir soruşturma açtığını söyleyelim stattaki olayla ilgili. Oradan da bir basmış oldu galiba. Ama biz bu soruşturmalardan, bütün tarihten soruşturmalarından, bakın Sedat Peker'in soruşturması da 4 gün sonra açılmak zorunda kalındı. Oradan da hiçbir şey çıkmayacağını biliyoruz. Burada şu çok net. Aslında zaten siyasal olarak, propagandif olarak basın yayında düşmanlaştırılmış olan insanlar ölmüştü. Ve mecburen yas tutuldu. Ama bu yas, örneğin yas için sokağa çıkan insanlara polis saldırıları devam etti. Miting yapılması engellendi. Cenazelere katılımlar engellenmeye çalışıldı. Dolayısıyla aslında yas diye bir şey yok. İşte Konya'daki seyirci bunun farkında. Bunun bir farkındalığı da şu. Yeni Kapı mitinginde Cumhurbaşkanı demişti ki, benim ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Aslında böyle bir yas tutuluyor. Peki. Ayrıntıları ikinci bölümde konuşacağız. Araya çıkmamız gerekiyor. Kısa bir aradan sonra Babil Kulesi tarih aynasında katliamları konuşmaya devam edecek. We'll be right back.
Evet, Babil Kulesi devam ediyor. Ankara katliamının ardından biz de tarihsel kesitlere uzanarak katliamla ilgili tartışma yürütüyoruz. Sonuçları ve nedenlerine ilişkin. Aydın Hocam, Yeni Şafak'taki yazıda kaldık. Ben üç makaleyi böyle yan yana koyuyorum. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Yeni Şafak'ta Abdullah Muratoğlu almıştık. İçimiz dışımız oldu, dışımız içimiz oldu özetle. Troçki'den de alıntı yapıyor. Ama itiraz noktası şu, böyleyken de böyle işler olur. Yani ülke olarak birlikte evet. duralım. Evet. İkinci alıntı Ertuğrul Özkök'ten, çok ilginç. Siz bir dönemdir Suriye içimize girdi diyordunuz ya yazılarınızda. Burada da şöyle bir şey var. Biz Orta Doğu camilerinde zafer namazı kılmaya hazırlanıyorduk. Orta Doğu başkentimizde cenaze namazı kılıyor diyor Ankara. Çok veciz ifade etmiş. Evet. Ankara katliamından sonra böyle bir şey söylüyor. Ertuğrul Özkök'ün bir çizgi evet. değişimi de çok dikkat çekiyor. Sizinki de şöyle, bugünkü yazınız Evrensel'de. Pakistanlaşma ve içimizdeki Suriye diye. Yine içimizdeki Suriye evet. meselesini açmışsınız, oraya dönmüşsünüz. Hemen küçük bir not okuyayım. Komşu bir ülkenin savaş cehennemine sürüklenmesinde rol oynarken, aynı cehennemi kendi topraklarına taşımış olması. Ertuğrul Özkök'te benzer yakın. Şimdi asıl benzerlik bu noktadadır diyorsunuz. Evet. Benim sorum şu, biraz Yeni Şafak'tan doğru sorayım, oradaki tartışmadan doğru. Burnunuzun dibinde bir Afganistan varsa ve orası cehennem yerine dönmüşse, oradaki yangın üzerinize geliyorsa, çok doğaldır ki Pakistan'da da terör eylemleri, bombalamalar patlar ve bombalar ülkesine döner. Buna niye itiraz ediyorsunuz? Bu çünkü doğal bir hadise değil. Politik bir olay ve bu politikayı kurgulayıp hayata geçiren merkezler var. Pakistan-Afganistan ilişkisinin başlıca mimarı, yani Pakistan'ı Afganlaştırmak, Afganistan'ın bütün her cümercini Pakistan içine taşıyan doğrudan doğruya Amerika'nın Afganistan'daki politikalarıdır. Hı hı. Şöyle çok kısa bir özet yapalım. Sovyetler Birliği döneminde Afganistan'da başlayan savaşı Sovyetler Birliği'nin karşısına İslami örgütleri çıkartarak durdurmaya çalışan Amerika'dır. Amerika başta Taliban, sonra El-Kaide olmak üzere pek çok İslami örgütü Pakistan'dan derleyip Afganistan'a soktu. Pakistan'a Afganistan'ın lojistik merkezi olarak kullandı. Aynı zamanda Pakistan'daki çok köklü ve eski bir takım tarikatlere dayanan, cemaatlere dayanan insan gücünü de Afganistan'da savaşa soktu. Onlar oradan tekrar ülkelerine döndüler. Ve Afganistan'daki her deneyimi, Afganistan'da taşıdıkları her amacı, hedefi kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye çalıştılar. Bu arada ilginç bir benzerlik, Pakistan tepede son derece çatışmalı bir egemen sınıflar çelişkisi yaşıyordu. Ama bunlar bildiğimiz normal burjuva çelişkiler değildi. Hırsızlık, soygun, rüşvet çelişkileriydi. Sık sık darbeler oluyor. Ard arda bir gelen darbeci öbürünü asıyor. Sivil başbakanlar idam edildi, suikaste uğradı. Kanlı bir tepe kavgası var aynı zamanda Pakistan'da. Ama Pakistan'ın asıl sosyal cehennemini yaratan Afganistan'daki savaş oldu. Pakistan dünyadaki 5 şeriatla yönetilen ülkeden biridir. Neden şeriat ilan ettiler? O bir dönem sonra baktılar, yani halka hakim olmak, onu daha da bir yönetilebilir kılmak için din devleti olarak ilan ettiler kendilerini. Pakistan İslam Cumhuriyeti olarak ilan ettiler ama bir halta yaramadı. Hiçbir şeye yaramadı. Zaten herkes ona ulan sen nasıl şeriatçısın diyor yani. Bir gün bunu da konuşalım. Aşağı yukarı 5 tane galiba şeriatla yönetilen devlet var. Hiçbiri birbirinin şeriatını beğenmiyor. O aynı mesele. Peki yani Suriye ile böyle Suriye ile gelelim. Evet. Şimdi iç ve dış. Aslında şeyin tahlili son derece doğru. Yeni Şafak, Abdullah Muradoğlu'nun, ama
Diyor ki içimiz dışımız bir oldu diyor. Yani sınırlar kalktı, her şey birbirine karıştı. Suriye'de kanlı bir iç savaş yaşanıyor. Ülkemizin bir bölümünde neler yaşadığımız belli. Artık içerisi ve dışarısının birbiriyle sarmalandığı bir durumla karşı karşıyayız. Buna yol açan nedir? Onu söylemiyor. Bu yaşadığımız cehennemi normalleştirmek. Yani Orta Doğu burası. Mehmet Barlas da öyle dedi. Biz bir Orta Doğu ülkesiyiz. Bu katliam normaldir dedi. Ulan burayı kim o hale getirdi? Hangi sebeple? Yani buranın tabiatında mı var? Coğrafyasından mı kaynaklanıyor? Hayır. Bir politikanın sonucudur. O politikayı da gerçekten Ertuğrul Özkök özetlemiş güzel. Biz Orta Doğu camilerinde zafer namazı kılmaya hazırlanıyorduk. Orta Doğu başkentimizde cenaze namazı kılıyor. Evet. Onu o hedefle kurgulanmış olan stratejik derinlik diye evet. Fiyakalı isimle anılan politika, dış politika manzumesi, birbirine bağlı bir sürü gafil taktikten ve stratejiden evet. oluşan zincir bugün Türkiye'nin boynuna sarılmıştır. Suriyelileşmek, Suriyeleşmek diyorum buna. Bundan 2014'te yazdım ben bunu. İç ve dış artık çelişkiler gitgide bütünleşiyor. Sınırlar anlamını kaybetti. Orada olan her şey buraya doğru akıyor. Buradan da oraya bir şeyler akıyor. Hı hı. Bu yalnızca işte falancaya silah yardımı yapmak, filanca teröristin ülkemize girmesi bilmem ne değil. Politika doğrudan doğruya Suriye'nin çelişkilerini iç çelişki haline getirmeye başladı. Suriye'de bir Kürt meselesi var, bizde de var. Suriye'de bir İslamcı, cihatçı örgüt sorunu var, o da buraya taşındı. Birbirlerini üreten, birbirlerinden beslenen sorunlar yumağı halinde aradaki sınırlar doğrudan doğruya eridi ve bundan galiba Temmuz ayında yazmıştım. O zaman şu tartışılıyordu. Türkiye Suriye'ye girecek mi, girmeyecek mi? Yani ordu girecek mi? Hı hı. Ben şey dedim. Bırak dedim Türkiye'nin Suriye'ye girmeyecek. Suriye Türkiye'ye girdi bile dibine kadar. Bütün çelişkileriyle, bütün yangınıyla, bütün savaş ortamıyla, bölünmüşlüğüyle, iktidar biçimiyle. Esad'ın simetriği var burada. Peki yani halkına karşı zulüm oynayan halkına karşı zulüm oynayan diktatör desem hangi ülkede ki bu? Suriye'de mi, Türkiye'de mi? Bunu dediğiniz bir ülkede diktatörlük olmaz ama Erdoğan böyle diyor. Öyle mi? Bunu söyleyemezsiniz diyor. O da gazeteciye çünkü böyle bir şey dün söyledi. Evet, Erdoğan. Finlandiyalı gazeteci öyle demiş. Şimdi bu şeyin Pakistanlaşma da bir ara tartışıldı. Şimdi geçenlerde tam hatırlayamadım adını da uluslararası bir Pakistanlı gazeteci dedi ki sakın Pakistanlaşmayın. Hı hı. Yani onun kastettiği laiklikten vazgeçerseniz durum kötüye gider. İmtiyaz Gül. İmtiyaz Gül. Ha. İmtiyaz Gül ünlü bir gazetecidir. Uluslararası bir gazeteci. Şimdi o bir perspektiften bakıyor. Yani laiklik çizgisinin kaybedilmesi. Başlangıçta Pakistan gerçekten laik bir ülkeydi. Yani Zülfikar Ali Bhutto falan ondan önce Cinnah döneminde falan oldukça modern bir ülke gibi kuruldu. Hı. İngiliz sömürgecilerinin şeyiydi bu, projesiydi, öyle kurdular. Fakat sonra özellikle Hindu-Müslüman bölünmesini koyulaştırmak, o esaslara göre kendi milli birliğini sağlamak endişesiyle İslamcı politikalar hakim hale getirildi. Daha kolay kontrol etmek. Daha kolay kontrol etmek ve Hindistan'la mesafeyi açmak için. Yönetemeyince öyle yönetemeyince bu böyle bir yani. Kemikleştirmeye yöneldiler. Hı. İslam'ı da orada kullandılar. O yetmedi. Afgan Savaşı'ndan itibaren
daha koyu İslamcı, şeriatçıyız ya biz, daha bundan ötesi var mı diye bu sefer şeye teslim oldular. Cihatçı gruplara teslim oldular. Ama onları da ikna etmek mümkün değil. Çünkü o cihatçı Peki. diyor ki şeriatsa ben uygularım lan. Sen nereden çıktın? İn aşağı. Aydın hocam, evet. Ha, gelelim şimdi. Bu Pakistan Anlaşması'nın ifade ettiği kavram laikliğin terk edilmesi falan değil. Komşu savaşın bütün çelişkilerini içine taşımaktır. Türkiye asıl o bakımdan Pakistan. Peki şunu sorayım size. Hemen Erdoğan hocama geçeceğim. Biz, yani dendiği gibi İnönü politikaları diyelim. Yani bütün komşu ülkeleriyle iyi geçinen, tırnak içinde söylüyorum bunu. Eski yurtta sulh, cihanda sulh çizgisini sürdürseydik çizgisi. De bu kadar yangın yerine dönmüşken, domino taşları gibi ülkeler düşerken, iç ayaklanmalar, iç savaşlar varken kendimizi bu yangından sakınabilir miydik? Bunu başarabilir miydik? Evet. Bu da mümkün görünmüyor, deniyor. Türkiye bak, eğer gerçekten ama gerçekten komşularıyla iyi ilişkiler, iç işlerine karışmama çizgisini izleseydi, bugün Suriye'de bütün yabancı güçlerin dışarı çıkarılması yönünde bir politika izlese, sınırlarını gerçekten terör örgütlerine, silah kaçakçılarına bilmem neye kapatsa, savaşa müdahil olmasa, halkın kendi sorunudur. Suriye halkı nasıl çözerse bunu kendisi çözer. Eğer bir katkısı olacaksa onun demokratikleşmesi konusunda bir rol oynayabilecekse o yönde yardım ederek, hizmet ederek Peki. bir şeyler yapabilirdi. Hı. Ama bunun için bu hükümetin asla öyle bir perspektifi yok. Bütün dış politikasının saldırganlık yayılma, komşuları yutma, onlar üzerinde egemen olma gibi stratejik bir derinlik üzerine kurmuş bir hükümetin böyle bir şansı Peki. yoktu. Erdoğan hocam, şimdi tabii biz Ankara katliamı, o bombalı saldırı, biraz oralara da dönelim. Oraya dönmeden şunu eklemek istiyorum. Aslında şu Davutoğlu'ndan aktardığımız şu söz, 1911-1918 yılları arasında nereleri kaybetmişsek, 2011-23 arasında o topraklardaki kardeşlerimizle buluşacağız. Aslında şu anda Ankara'da patlayan bomba da dahil olmak üzere bütün bu geleceği göremiyor olmamızın temel müsebbibi bu tezdir. Bunun faturasını ödüyoruz. Bu söz stratejik derinlik tezinin en veciz ve taktik ifadelerinden bir tanesidir. Peki. Davutoğlu'na aittir. Tamam. Ve dolayısıyla açık bir öz eleştiri gerekiyor. Buna karşılık daha net yinelemek istiyorum. Eğer yurtta sulh, cihanda sulh politikası izlenseydi, bugün Filistin sorunu karşısında İsrail'i dizginlemekten tutun, kendi muhalifleri karşısında Esad'ı görece daha demokratik bir çizgiye zorlamaktan tutun, bir sürü konuda şu anda yaşadığımız bu ortamda yaşamıyor olacaktık. Hayır, dolayısıyla içeride sulh dediğimiz zaman barışı, evet, Kürt barışını evet. da sağlamış olacağız. Biz aslında, biz de mesela bu sözü tartışırken biz sosyalistler şöyle tartışıyorduk. Yurtta sulh, cihanda sulh çok iyi bir sözdür. Fakat bunun Kemalist versiyonu problemlidir. Neden? Çünkü Kemalizmin bu sözden kastı dışarıda sessizlik, tanımlanmış sessizlik, içeride de var olan statünün korunması. Biz sosyalistler ne diyorduk? Dışarıdaki ilişkilerimizde aktif bir barış politikası, içerideki ilişkilerimizde ise eşit yurttaşlığı tanıyan, yani çünkü NATO paktına bağlı bir strateji değil miydi? Hayır, o? Yok. Hayır, NATO yok. Değil. Sonra NATO öncesi. NATO. Bu doğrudan doğruya Cumhuriyet'in ilk Cumhuriyet'in temel tezlerinden bir tanesiydi ve kendi bulunduğu döneme göre ileridir. Ama yeni Osmanlıca'ya göre kat kat ileridir. Ama biz bu tezden daha ilerisine geçmek istiyorduk. Ama Davutoğlu'nun tam zıttı yönünde. Yani biz Peki. kimliklerin, sınıfların, inançların tanındığı ve eşit yurttaş olduğu bir sosyal devlet yönünde gerçek bir barışı savunurken Davutoğlu tam tersine benim atam Kanuni, benim atam Yavuz Sultan Selim dedi ve işte bu facianın temel sorumlusu. Faciaya gelelim. Şimdi sizin söylediğinizden gidelim. 1911-18 arasında ne kaybettiysek AKP ile birlikte onu kazanacaktık. Şimdi AKP döneminde yaşanan patlamalar, bombalı saldırılara bir baktık şöyle. Basında da yazılıyor, çiziliyor. Ben hemen birkaç tane söyleyeyim. 2003-2015 yılları arasında
271 kişi bombalı saldırılarda hayatını kaybetmiş. Yani sivillere dönük bombalı saldırılar, intihar saldırıları vesaire. 5 Kasım 2003 sinagog saldırısı var, 27 ölü. 20 Kasım 2003 HSBC Bankası ve İngiliz Konsolosluğu hatırlarsınız, 30 ölü. Yani diğerlerini uzatmayayım, çok fazla var. 28 Aralık Roboski var, 34 ölü. 31 Mayıs 2013 Reyhanlı var, 52 ölü. Zaten bugüne doğru yaklaştıkça patlamaların sayısı da, hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. 20 Temmuz'da Suruç var. Ve şimdi 105, en az 106 ölünün olduğu Ankara saldırısı var. Siz bu, yani biz nereye gidiyoruz? Şimdi bu iki katliam şeylerini birbirinden ayırmak lazım. Hı hı. Birinci dönem işte katliamlar, o sinagog, HSBC banka vesaire falan, onlar dünya çapında ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik politikasına radikal İslamcı bir yerden tepkinin Türkiye'ye düşen payıydı. O işte AKP'nin doğrudan bir dahli söz konusu değil. Türkiye'ye rağmen gibi mi oldu diyorsunuz? Yani Türkiye'deki iktidara rağmen oldu. Evet. Gerçekten de o dönemde Türkiye'deki, hı-hı, iktidar Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan, işte dünyayla iyi geçinmeye, hı-hı, çalışan, işte kendisine karşı tezgahlanan, işte sıkıştırma, darbe falan operasyonlarına karşı demokratlık ve ılımlılık konusunda daha mutedil bir yerde duran bir yerde duruyordu ve o eylemler farklı bir konsept. Ama ne zaman ki kendi özgüveni arttı, ABD'ye sırtını dayayarak Suriye'ye müdahale edebileceğini varsaymaya başladı, içerideki rakiplerini temizledi, kadiri mutlak bir iktidar oldu. Yani biraz 2007 gibi galiba kırılma. Yok, aslında 2009 diyelim biz. Çünkü 2007-2009 arası hala şeydi. Yani bu 2007'de Ergenekon, böyle bir siyaset değişikliği Davutoğlu açısından tartışılıyordu diye hatırlıyorum. Ama o yüzden hala bir tezdi, hala, hı-hı, bir danışmanlık düzleminde, evet, bir, evet, pozisyondu. Evet, doğru. O dönemde hala Ergenekon davaları üzerinden kimin kimin bileğini bükeceği konusu henüz daha tam netleşmemişti. Ama tabii ABD hükümetin yanında olduğundan ne olacağı belliydi. Ama, evet, bir belirsizlik vardı. Şimdi AKP ne zamanki rakiplerini elimine etti, önce bütün kestaneleri kaldırmak için kullandığı maşa olan cemaati tasfiye etti. Parti içindeki farklı düşünenleri bir kenara attı. Liberallere artık sizi sırtımda taşıdım, sağ ol bile demedi. Yani oysa liberallerin AKP'ye gerçekten katkısı olağanüstüdür. AKP'nin kurmuş olduğu hegemonyanın asli unsurudurlar. Onlara teşekkür bile etmek tersine düşün yakamızdan dedi. Ve ondan sonra AKP işte stratejik derinlik ve kadir-i mutlak iktidarı hayata... Şimdi o dönemden sonra gerçekleşen şeyler farklı. İşte Roboski aslında bu mutlak devletin davranışının yansıması. Suriye politikası, yani ondan sonraki kitlesel katliamları ve cezasızlık politikalarını ayrı bir kalemde, anladım, değerlendirmek. Peki. Ve AKP'nin antidemokratik karakterinin gün günden daha belirginleştiği ve hayalleriyle gerçeklik arasındaki makas açıldıkça da dönüp herkese saldırdığı, parti içindeki herkese, müttefiki cemaat herkese, uluslararası güç ilişkilerindeki herkese ve tabii her zaman, her dönem. Çünkü AKP başından beri hep 1 Mayıs yasaklarından tuttu, hep sola karşı, Kürtlere karşı hep zaten şey olmuştu. Peki şuna ne böyle diyorsunuz bir, hocam? Yani bir NATO, savaş örgütü olarak NATO'ya bağlı savaş suçları, gayri meşru eylemler, Gladio, bu tartışmayı Türkiye'de yaşadı çok yoğun. 90'lı yıllarda bin operasyon, bir tuğla çekersek her şey çöker, açığa çıkar açıklamaları, kontur gerilla jitem tartışmaları, bugüne doğru geldiğimiz zaman da giderek bir balyoz davası, Ergenekon davası, buna benzer davalar vardı ama bu davalar da ucu bırakıldı. Yani bir şeye bağlanmadı. Sanki bir uzlaşma ve yeniden ittifak da tartışıldı. Ve şimdi bu peş peşe gelişen olayları da düşününce NATO çizgisine geri dönüş var mı? Siz bu derin devlet, Gladio ya da kontur gerilla iddiaları için ne dersiniz? Çok kısa olarak şöyle özetlemeye, hı-hı, çalışayım. Evet, kısa olsun lütfen. Türkiye solunda da bir ulusalcı damar var. Hı-hı. Bu ulusalcı damar
içerideki egemenlerin hep masum, bütün kötülüklerin sadece emperyalizmden kaynaklandığını söylüyor. Oysa bu yanlış. Nitekim dünyadaki gladyoların dağıtıldığı dönem, Türkiye'deki gladyonun tam tersine daha da tahkim olduğu, işte bin operasyon, Mehmet Ağar'ın o lafındaki bin operasyonu yaptığı bir dönemdi. Bu şunu gösteriyor, demek ki bir, aslında Türk gladyosu sadece NATO ile bağlantılı değil, aslında ta İttihat Terakki dönemine, ta Abdülhamit'e uzanan bir derin ve bu toprakları dizayn etmeye yönelik bir aklın kaçınılmaz ürünü. Dolayısıyla sadece NATO bağlamında, olumsuzlukları sadece NATO bağlamında görmek imkansız. Türk gladyosu aslında 90'lı yıllarda hayatının en verimli, hak ve özgürlükler açısından da en lanetli yılları yaşattı bu ülkeye. Ve bu süreç içinde de kendini tahkim etti. Fakat işte eski dönemin muktedirleri artık Türkiye'nin idaresini götüremez hale gelmeye başlayınca, aynı dönemde NATO'da Orta Doğu'ya yönelik Büyük Orta Doğu Projesi'ni örgütlemeye başlayınca, deyim uygunsa AKP'nin iktidara gelişi ve AKP'nin önünün açılması gerçekleşti. İşte bu noktada Türk derin devletin yeniden organizasyonu süreciyle karşı karşıya kaldık. Ergenekon davası bu işin yapılıp yapılamayacağı konusundaki bir kavganın sonucuydu ve bu kavga AKP'nin başarısıyla ama ABD-AKP ittifakının başarısıyla sonuçlandı. Şimdi bundan sonra iç politikada aslında derin devletin AKP ile özdeşleştiği ve bundan güç alan AKP'nin de dış politikada yeni Osmanlıcılığı hayata geçirmeye başladığı bir dönemdi. Aslında derin devlet kavramının gerçek anlamında derin devletin tasfiye olmadığı, AKP'nin şahsında iyice kurumlaştığı ve geliştiği bir durum söz konusu. Şimdi son dönemde işler iyice sarpa sarmaya başlayınca AKP dönüp geçmişte yargılatıp, tasfiye edip içeri attığı unsurların bir kesimiyle yeniden bir iç içe geçme durumu oldu. Ama bunu bence şöyle yorumlamamak lazım. Yani gladyo, derin devlet zaten AKP'nin dışında bir şeydi. AKP şimdi onlarla ittifak yaptı. Sorunun böyle olduğu kanaatinde değilim. Evet, AKP etki alanını genişletmek için eski Ergenekon unsurlarıyla, silahlı kuvvetlerle, başka güçlerle, emniyet içinde eski emniyet birimleriyle yeniden bir ittifakla kendini sağlamlaştırdı ama aslında bütün ipler ve devletin kendisinin bizzat AKP olduğu bir dönemin içinde bulunuyoruz. Dolayısıyla Sivas görüntülerini verdi. Yani Sivas, Gazi bunlar da herhalde bütün bu şeyden bağımsız değildi değil mi? Aslında Sivas'ta tartışıldı mı böyle gladio ya da benzer? Tartışıldı ama maalesef dediğim gibi solda o dönemde bir ulusalcı damar olduğundan ve devletin o dönemdeki gladyosu İslamcılara karşı mesafe koyan bir yerde durduğundan dolayı şöyle bir yanılgılı bir tartışma oldu. Sanki sadece İslamcılar yapmışlar gibi. İslamcılar ise bundan faydalanarak sanki oradaki İslamcı slogan atan şahsiyetlerin İslamcı olmadığını, sadece kontrgerillacı olduğu hikayesini bize anlatmaya çalıştılar. Oysa aslında bu toprakların, hani kitle katliamlarını tartışıyoruz. Kanlı pazarı var. Yani bu ülkede, milliyetçi gladyodan önce aslında İslamcıların bizzat kullanıldığı bir gladyo geleneği de söz konusu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda geldiğimiz nokta İslamcı versiyonu daha ön planda olan bir Türk İslamcı ideolojiyle derin devletin kendisini devam ettirdiğidir. AKP bugün derin devletin dışında değil, derin devletin bizzat kendi egemeni pozisyonunda. Kabuğu ama kim değiştirdi peki? Yani derin devlet mi değiştirdi yoksa Türk İslamcılığı mı değiştirdi? Şöyle, kim işte, kime tabi oldu? Aslında içerideki güç dengelerinde AKP egemen oldu. Diğer güçler AKP'ye tabi oldular. Ama şu anda AKP'nin başında olduğu derin devlet yeni bir kriz yaşıyor. Çünkü şu anda Suriye dahil olmak üzere, Kürt sorunu dahil olmak üzere NATO ile Türkiye arasındaki makas giderek açılmaya başladı. Yani deyim uygunsa 2007'de AKP'den yana esen rüzgar şu anda AKP'nin aleyhine işleyen bir noktaya gelmiş vaziyettedir. Evet. Önümüzdeki dönemde Türk derin devletini yeniden organize olmak zorunda olacağı bir döneme giriyoruz. Ama bunun gerçekten hangi şiddette ve nasıl katliamlar yaşayarak gerçekleşeceğini de seçim sonrası ortaya çıkacak yeni güç dengeleri belirleyecektir diye düşünüyorum. Ama peki, artık AKP'nin gelecekte muktedir olabileceği bir ortam fiilen ortadan kalkmış vaziyettedir. AKP düşüştedir yani. Evet, Aydın Hocam 78'e gidelim Maraş'a.
MİT de çok tartışılıyor, tartışıldı. Hasan Fehmi Güneş o zaman İçişleri Bakanı. Cumhuriyet Gazetesi'ne bir demeç vermiş, epey de uzun, onu şey yapmaya gerek yok zaman itibariyle, ama şöyle bir şey demiş yani, eski tartışmalarla bağdaştırıp, polis, parti polisi bugün için söylüyor. İstihbarat, parti istihbaratı haline getirildi diyor. Sonra 78'den örnek veriyor. 19-26 Aralık 1978 Maraş katliamının yaşandığı döneme ilişkin. Şöyle diyor, istihbarat örgütünün oradaki cinayetlere, oradaki katliama katkı yaptığını düşünüyorum. Dönemin İçişleri Bakanı. Evet. Engel olmayı bırakın. MİT bizzat katkı yaptı diyor. Ve Ecevit'le olan bu konudaki şikayeti var. Şikayetini söylüyor Ecevit'e. Çok iyi yetişmiş birini MİT'te görevlendirmek istedim. O kişiyi MİT'e almadılar diyor Ecevit'e. MİT'i lağvedelim o zaman diyor. Yerine yenisini kuralım deyince de ya bu sözleri gençliğine verelim diyor. Şeyin, Hasan Fehmi Güneş'in, ve yani aslında bir şey değişmedi demeye getiriyor. Evet. Ne dersiniz, 78'de bugünkü Ankara katliamına kadar gelelim Hasan Fehmi Güneş'in sözlerine. Şimdi o farklı dönemlerin farklı ihtiyaçlarından kaynaklanan şeyler tabii, o yani bir darbeye hazırlık sürecinin parçalarıydı. Sivas, Maraş, Malatya, Çorum, bir zincir halinde öyle. Bir de NATO tam işin merkezinde. NATO tam işin merkezinde. İran'da İslam devrimi olmuş. Yukarıdan Sovyet baskısı var. Türkiye'yi sağlam tutmak adına Amerika'nın, NATO'nun ortak planladığı bir dizi eylem. Onu Hasan Fehmi Güneş'in, Ecevit'in falan bunu durdurmaya gücü yetmezdi. Mümkün değil. Bir tek gerçekten çok güçlü bir halk muhalefeti örgütlenir. Çok şiddetle ve kararlılıkla bu sürece karşı koyabilir. İdiyse, yapabilseydi bunu, engellenebilirdi, bir devrim kurtarırdı. Yoksa içerideki hükümetlerin muhalefetiyle ya da işte MİT'i lağvedeyim falan gibi hayali tedbirlerle durdurulabilecek bir süreç değildi. Amerika'nın onayını biliyoruz 12 Eylül'de, bizim oğlanlar yaptı bunu diye hemen onayladılar, desteklediler. Zaten süreci başından sonuna planlayanlar da onların güçleriydi. Bugün farklı bir şey yaşıyoruz. Yani orada edinilmiş komplolar tecrübesini yarım yamalak burada uygulamaya çalışan çıraklar var. Çoğu kez de ellerini yüzlerine bulaştırıyorlar. Orta Doğu macerası bu ele yüze bulaştırma beceriksizliğin örneklerinden biridir, ama içerideki komplolarda da, içerideki provokasyonlarda da çoğu kez çuvallıyorlar. Ya tabii şöyle bir şey. Örnekleri var. Hasan Fehmi Güneş 81 yaşında, özür diliyorum. Yani evet. Şöyle bir şey de söyle. Yani istihbarat başka bir kesimin, polis başka bir kesimin, iç bağı yok, bunları da söylüyor. Ya burada her şey olur da diyor. Yani partinin eline geçti ama devlet ama yok falan. Ama şu anda öyle değil. Demeye evet. getiriyor. Siz evet. katılmayacaksınız muhtemelen. Şöyle, egemen güç. Yani tamamen hepsi partili hale getirmedi ama AKP bütün bu kurumlardaki ağırlığı olan bir organizasyonu gerçekleştirdi. Milli Güvenlik Kurulu'ndan başlayıp MİT'e, jandarmaya, İçişleri Bakanlığı'na, kısmen orduya ağırlığını koydu. Bugün devlet içinde yargıya, en başta yani yargı bağımsızlığı olmayan bir yerde diğerlerinin bağımsızlığından zaten söz etmenin çok anlamı yok. Doğu Perinçek'in stepnesiyle birlikte. Ayrıca. Evet. Şimdi kafamı karıştırdı. Çünkü geçen gün Aydınlık'ta öyle bir komplo teorisi vardı abi ki. Abi sen Doğu Perinçek deme. Deyince bu taraf şey yapıyor yani. Yani ortalıkta komplo teorileri uçuşuyor. En şeyi abuk sabuğu onunkiydi. Yani istihbarat tartışması belki burada önemli. Yok yani, şimdi manipülasyon tabii istihbaratın bir tarafı da psikolojik savaştır. Hı-hı. Manipüle etmek, çarpıtmak, şaşırtmak vesaire. Bugün karşı karşıya olduğumuz süreç bir darbe süreci değil.
yapılmış bir darbenin pekiştirilmesi süreci. Dolayısıyla belki de tartışmamız, konuşmamız gereken en önemli meselelerden birisi önümüzdeki 1 Kasım seçimleri, oraya giderken yaşayabileceklerimiz ve ondan sonraki ihtimaller ağırlık basıyor. Bu manzaraya bakınca çok iç karartıcı bir süreçten söz edebiliriz. Yani Ankara katliamı, Suruç katliamının bir devamıdır. Bunlar birbirine bağlıdır. Yani 7 Haziran'dan sonra olanlar zinciri olarak düşünürsek, bu ikinci büyük halkadır. Üçüncü büyük halkanın ne olacağını tahmin edemeyiz şüphesiz ama büyük bir şey olacağını düşünüyoruz. Şunu sorayım size o zaman hemen. Size döneyim sonra. Bu soru size de Erdoğan Hocam. Cengiz Çandar'dan yine alıntı alayım. Hmm. Yani bence genel bir aydın, liberal şeyi temsil ediyor. Kasım ortasında diyor G20 zirvesi var Türkiye'de. Evet. G20 zirvesi olmasaydı hani belki 1 Kasım seçimi yapılmayabilirdi. Böyle bir hedefleri olabilirdi. Evet. Ama bundan dolayı yapacaklardır. Ama sonra çok yani uluslararası alandan biriyle görüştüm. Çok güvenilir bir isim. Bana şöyle bir şey sordu. Peki 26 Ekim'de bir terör saldırısı olursa benzer şekilde, üçüncü dediğiniz belki, 1 Kasım seçimi olabilir mi? Bu sorunun yanıtını bilmiyorum diyor. Evet. Korkuyor yani. Korkusunu da yani şu ediyor. Önümüzdeki 10-15 gün bu bakımdan tehlikeli. Fakat şu var, seçimleri yaptırmamanın yolu bir savaş hali ilanıdır. Olağanüstü hal. Savaş ortamında bu seçimleri yapamıyoruz diyebilecek bir ortamın üretilmesi gerekir. Tek koşulu o. Ama Cengiz Çandar'ın söylediği gibi bir G20 zirvesinin ev sahipliğini yapacak bir ülke de bu özellikleri taşıyamaz. Yani savaş ortamında ve seçimleri ertelemiş, buyurun G20 zirvesini burada yapalım. Olmaz. Çetin meseleler bilmiyorum evet. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz. Bu durumda Türkiye uluslararası sistemden dışlanmış olur diyor zaten. Yani böyle. Zaten önemli ölçüde tecrit edilmiş vaziyette. O durumda artık yani meşruiyetini yitirmiş bir taşınamaz hükümet. Taşınamaz. Bu ağır yükü taşıyamaz. Fakat işte benim endişem iktidarı kaybetmemek uğruna her şeyi göze almış bir iktidar. Böyle tanımladığımız zaman dışarıda tecrit olmuş, içeride meşruiyetini kaybetmiş falan. Bütün bunların bile göze alınabileceği bir pozisyondan söz edebiliriz. Peki. O asıl tehlikeyi büyüten de odur. Bütün meseleler tabii 1 Kasım'la da anılıyor, tartışılıyor. HDP'nin başarısı, 7 Haziran, tekrar seçim. 400 vekil verseydiniz böyle olmazdı falan. Şimdi 1 Kasım'da çok kritik bir kırılma. Ankara katliamından ne kadar bağımsız? Böyle de tartışıldı çünkü. Ne olur 1 Kasım'da Erdoğan Hocam? Yani hangi koşullarda gireriz? Bir seçim olursa ne olur? Seçim olmayabilir mi? Vallahi biraz tabii söz konusu 1 Kasım olunca spekülasyon yani, yapıyoruz ama herkes bunları merak içimizden ediyor. İçimizden geçenleri de tümüyle bir kenara bırakma şansımız olmayabilir. Bir olasılıkla bir önceki seçimin sonuçlarına benzer bir sonuçla karşılaşacağız. Ama bu seçimde küçük de olsa HDP'nin oyunu yükseltmesi ihtimali mevcut. Ve küçük de olsa AKP'nin oyunun düşmesi ihtimali, olasılığı güçlü. Yani normal koşullarda eğer bu kargaşaları bir tarafa bırakırsak aslında karşılaşacağımız sonuç 3 aşağı 5 yukarı bu. Bu da aslında Türkiye'de geleceğe daha umutla bakılabilmesini sağlayacak. Bunu asla tek HDP'nin durduğu yerden söylemiyorum. AKP'nin de ne alacağı önemli bir şey. Yani AKP'nin 1-2 puan düşeceği, HDP'nin 1-2 puan yükseleceği bir Türkiye her halükarda geleceğe Türkiye'nin bütününün, bütünü derken MHP'lileri de kastediyorum, Türkiye'nin bütününün daha güvenle bakabileceği
daha şeffaf olabileceği bir Türkiye'ye geçmek gibi bir sonuç yaratacaktır. O nedenle aslında bu seçimde HDP'nin oyunu arttırması sadece HDP'lilerin değil aslında herkesin istemesi gereken bir durumdur. Konya'da kalkıp da o 100 kişinin acısına bile ıslık çalacak insanlar dahil olmak üzere. Çünkü onların çoğunun ben işsiz olduğunu, geleceğe güvenle bakamadıkları gibi bir kanaate sahip. Şuna ne diyorsunuz Erdoğan Hocam? Hiç sözünüzü unutmayın lütfen. Ya bu kadar insan öldü, acı var. Yani ikinci gün seçim mi konuşulur? İşte zaten HDP bundan bir şeyler umuyordu. Ya da şöyle bir şey daha sorayım. Artık Demirtaş'ın da açıklaması var. CHP'nin de var. Mitingler yapılmayacak. Mitinglerin olmadığı bir seçim görüyor. Tadı kaçtı yani. Biraz öyle bir durum da var. Bu durumda seçimi konuşmak niye önemli? Çünkü bunları da açın çünkü lütfen. Ankara katliamının, Suruç katliamının, Diyarbakır katliamının, yeni Reyhanlıların, yeni Roboski'lerin yaşanma ihtimalini en alta düşürebilmek ancak 1 Kasım seçiminde durumun değişmesiyle mümkün. Eğer 1 Kasım seçiminde eğer AKP'nin elini güçlendiren bir sonuç alınırsa, şu anda Suriye'deki çözüm olasılıklarına da direnen bir Türkiye, içeride Kürt sorununun çözümüne direnen bir Türkiye, 301 işçinin katledildiği Soma'nın sorumlusu olan yeni liberal politikayı daha inatla sürdürecek bir Türkiye ve tabii Alevi sorununu asla çözmeyecek bir Türkiye. Ama buna karşılık 1 Kasım seçiminde gerileyen bir AKP, yükselen bir HDP'nin olması halinde kaçınılmaz bir şekilde Suriye politikasında ABD ile ve Rusya ile ve tabii Suriye Kürdistan'ındaki meşru yönetimle uzlaşmak zorunda kalan, içeride mecburen Kürt sorununda çözüm sürecine geri dönmek zorunda kalan, yeni liberal politikaları ve Alevi asimilasyonunu bu pervasızlıkla sürdüremeyecek bir Türkiye olacaktır. Burada şunu saptayalım. Şu anda AKP belki de hayatının en güçlü döneminde ama yarın olmayan bir güç. Buna karşılık AKP 2004 yılında acaba darbeye gidebilir miyim korkusu yaşadı ama manen alabildiğine güçlü olduğu bir dönemdi. Öyle gözüküyor ki bu seçimleri yaptırıp yaptırmama meselesi kazanamayacağı bir seçimi iptal ettirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama bu işler şöyle bir işlerdir. Ankara'da diyelim ki eğer 5 kişi ölmüş olsaydı şöyle bir getirisi olacaktı. Bundan sonra barış için insanlar meydanlara çıkmaya korkacaklardı. Fakat bundan AKP yara almayacaktı. Ama 100 kişi öldüğü zaman evet yine insanlar meydanlara çıkmaktan korkacaklardır ama AKP seçmeni de ya ne olacak bu memleketin hali demeye başladı. 50 kilogram işten, yanlıyor muyum TNT? 20. 20 kilogram mümkün değil 5 kişinin ölmesi. Yani bu. Ama şöyledir bu işler. Yani siyasal güçler, devletler bir politik perspektif belirlerler. Bu durumdan vazife çıkartan veya bu durum için yol veren güçler devreye girer. Yani politik akılla bu işleri yapanlar aynı kişiler değillerdir. Fakat siz eğer memleketi sürekli biz ve öteki düşman, milli ve gayrimilli, bölücü ve falan diye bölerseniz siz böyle bir şeye ortam hazırlamış olursunuz. Dolayısıyla burada eğer dediğim gibi dozajı düşük bir iş olmuş olsaydı AKP bu işten faydalanarak çıkabilirdi. Ama öyle bir şey çıktı ki ortaya. AKP yazarlarının ısrarla işte bu işi bir şekilde HDP'yi ilişkilendirerek yorumlamaya çalışmaları da ondandır. Böylesi bir şeyi bu memleketin kaldırabilmesi, bu memleketin dünyadaki ittifaklarını kaldırabilmesi mümkün değildir. İstediğiniz kadar mağdur edilmiş olan HDP'yi, barış savunucularını istediğiniz kadar komplo teorileriyle bir şeylere bulaştırmaya çalışın, onların yaşadığı mağduriyetin ortadan kalkması mümkün değil. O açıdan Türkiye evet seçimleri yaptırmak istemeyen ama bunun kılıfını ortaya çıkartma şansı da olmayan. Dolayısıyla Cengiz Çandar'ın işaret etmiş olduğu G20 zirvesinin öncesinde bu seçimlerin iptali ihtimalinin alabildiğine düşük olduğunu ve 1 Kasım'da elde edilecek sonuçların da Türkiye'nin önünü açma ihtimalinin çok büyük olduğunu düşünüyorum.
Umalım ve dileyelim ki yeni felaketler, iplerin herkesin elinden kaçacağı yeni felaketlerle karşılaşmayız da 2 Kasım sabahı bu ülke, bu ülkenin bütün partilere oy veren anne ve babaları ve çocukları geleceğe daha umutla bakabileceği bir güne uyanmış Peki. olsunlar. Buna Türkiye'nin çok büyük ihtiyacı olduğu çok açık. Size döneceğim yine Erdoğan Hocam. Bir söz hakkı daha olacak sanırım. Aydın Hocam, şimdi Demirtaş'ın bir açıklaması oldu. Bu suikast evet. meselesi de şimdi seçime doğru konuşuluyor. Ankara katliamıyla bağlantılı da konuşuluyor bunlar. Şöyle diyor Demirtaş, yeniden hatırlatalım izleyicilere. Çok şükür ki bu katliamı gerçekleştirenler arzu ettikleri şeyi başaramadılar. Çünkü halkımız her yerde bilinçlidir. İstediler ki o katliamda ortalık karışsın, Kürt-Türk birbirine girsin, iç savaş çıksın Ankara katliamı evet. için. Suikast iddiaları için de üzerime bir borç olarak biliyorum diyor. Dün eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül beni arayarak taziye dileklerini iletti. Bunun üzerine bir vazifedir, ben de acılı ailelere ileteyim. Allah kendisinden razı olsun diyor. Sonra da yani Allah ne yazdıysa o olur, suikast iddiaları da doğrudur diyor. Evet. Bu çok ciddi bir şey değil mi? Yani böyle bir iddia, bir Ankara katliamıyla beraber düşününce. Şimdi bu epeydir konuşulan bir Abdullah şey. Abdullah Gül'ün araması da çok ilginç yani. Eski bir Rus istihbaratçısı ve gazeteci şimdi. O seçimlerden önce parlamentoda temsilcisi bulunan bir siyasi partinin genel başkanına suikast yapılacak diye bir laf attı orada. Evet. Yani 4 tane parti var. Bunlardan hangisinin başkanına yapılacağı belli yani. Yani kimin kastedildiği belli. Bu suikast lafı epeydir ortalıkta dolaşıyor. Demirtaş'a suikast lafı. Gerçekten şehir zinciri düşünürseniz bir de Demirtaş'ın seçimlerde oynadığı rolü hesap ederseniz Demirtaş'sız bir HDP'nin başarısında bir düşme olacağını hesap eden birileri HDP'yi devre dışı bırakmanın yollarından biri olarak Demirtaş'ın ortadan kaldırılmasını düşünebilirler. Mantık bu. Oturuyor yani böyle bir şey, senaryo kurulabilir. Ama bu gerçekten iç savaş demektir. Yani Demirtaş'ın böyle bir suikastle saf dışı bırakılmaya çalışılması karşısında halk kitlelerini, geniş halk yığınlarını, demokrasi ve barış güçlerini herhangi bir çizgide tutma imkanı kalmaz. Bırakınız Demirtaş'sız bir seçim yapma ihtimali bilmem ne. Yani Türkiye'nin bütün geleceği karar. Bunu göze alabilmeleri, böyle bir çılgınlığı yapabilmeleri bana düşük ihtimal olarak görünüyor. Hı hı. Ama bu bu kadarını yapamazlar dediğimiz her şeyin arkasından bir şey yapılıyor. Orta Doğu ülkesi diyor ya şey. Mehmet yani Barlas. İktidardan gideceksem iç savaş olsun. Evet, buna yani Türkiye'nin bu şekilde karışmasından aslında yani bu kadar keskin bir biçimde bölünmüş bir Türkiye, iç savaşa girmiş bir Türkiye, Orta Doğu'da artık her şeyin bambaşka olduğu bir ortam demektir. Hı. Gerçekten bu emperyalistlerin planına da uygundur. Bunu göze alarak iktidarı korumak isteyenlerin arzularına da uygundur ama ne dünyanın, ne Türkiye'nin, ne de işte bu mahallenin çıkarına değildir. Evet. Aydın abiden bir konuda farklı düşünüyorum. Bu iş emperyalizmin çıkarına uygun değildir. Çünkü emperyalizm zaten... Hangi emperyalizm? Bir de o var hocam. Çok blok var bütün çünkü. Bir emperyalizm. Yani çünkü Rusya'da dahil olmak üzere NATO, Orta Doğu'yu şu anda kontrol etmekte zaten zorlanıyor. Emperyalizmin şu anda istikrarı bir Türkiye'ye, ama kendileriyle de ve bölgeyle de sorun yaşamayan ve sorunları büyütmeyen bir iktidar, bir hükümete ihtiyacı var Türkiye'de. Türkiye dolayısıyla emperyalizm açısından kolay gözden çıkartılabilir değil. Hele ki bugün artık Suriye'de Esadlı bir geçiş dönemi üstünde görece uzlaşmış, IŞİD'in tasfiyesi üzerinde uzlaşmış iki blok, iki Rusya ve ABD'nin uzlaştığı düşünülürse ve yine aynı şekilde ABD ile ve Rusya'nın da
Bu stratejik derinlik de artık bizi bile artık rahatsız etmeye başladı konusunda uzlaşmışsa, PYD'nin ciddi bir muhatap, güvenilir bir gelecek partneri olduğu konusunda uzlaşmışlarsa, bana öyle geliyor ki dünyanın büyük güçleri, emperyalist kapitalistler ve öyle olmayanlar, bir şekilde Orta Doğu'nun istikrarını nasıl sağlayacağız paniği içindeler. Yani bundan 10 yıl önceki veya bundan 4 yıl önceki emperyalist dünyadan farklı bir noktaya gelmiş vaziyetteler. Bir şey, özür diliyorum. Ben de size bir itirazda bulunayım istersen. Şöyle, yani kafamda soru olarak soruyorum. Demirtaş diyor ki, yani işte Allah'a şükür, yani kendi deyimiyle bir iç savaş çıkmadı. Bu 106 insanın ölümü böyle büyük bir şey de bir iç savaş. Ya yani madem böyle bir şey düşünülmüyor, niye bu katliam oldu? Bu çünkü iç savaşa da yol açabilirdi. Ben Selahattin Demirtaş'ın, ben çok önemsiyorum Selahattin Demirtaş'ın kritik zamanlarındaki kurduğu cümle biçimine. Hı-hı. Bakın Kılıçdaroğlu'nda da bir sağduyu gibi görünen bir şey var ama Kılıçdaroğlu'ndaki sağduyu değil. Kılıçdaroğlu'ndaki mevcut egemenlik sistemiyle uzlaşma, bir şekilde onların dümen suyuna girme. Ama Kılıçdaroğlu, affedersiniz, Demirtaş'taki sağduyu şöyle bir sağduyu. Hak ve özgürlüklerden vazgeçmeyen, edilmesi gereken lafı etmekten vazgeçmeyen ama bu lafın oturduğu bağlamı barış ekseniyle kuran. Hı hı. Bir de Demirtaş'ın şöyle de bir avantajı var. Evet, çok dar bir kitle, koca Türkiye'de %13. Dolayısıyla dar bir kitle, dezavantajlı bir kitle ve Kürtlerle şey yapılmış vaziyette. Yani Kürt deyince Türkiye'nin çoğunluğu otomatikman zaten duyarsızlaşıyor. Peki Konya'daki süremiz tek... çok azaldı. Bitiriyorum. Uyarı arkadaşlar. Burada ama Demirtaş'ın ve 104 arkadaşlarını kaybetmiş olan Ankara Barış Mitingi'nin insanlarının hiçbir zaman başkasının acısını aşağılamayan, barıştan vazgeçmeyen, haktan, adaletten, vicdandan vazgeçmeyen bir sağduyusu var. Dolayısıyla bu bir şanstır. Bir şans daha PKK'nın tam da böyle bir ortamda, belki de PKK'nın çatışmasızlığı ilan etmesini engellemek için de yapılmış bir boyutuyla. Bir soru, onu atlamayalım lütfen, özür dilerim. Yani program bitmeden sorayım. 10 Ekim'de KCK'nin bir ateşkes çağrısı olacaktı ve o gün bunun olması... Bu açıdan bir yorumunuz var mı? Bir iki cümleyle yani. Bu şöyle düşünüyorum ben o konuda. Tesadüf mü yani? 10 Ekim'in gecesi hem kitlesel katılım düzeyi çok yüksek. Çünkü iki taraf birbirini suçluyor. Devlet diyor ki bilerek yaptı KCK bu. Yani oraya atmaya çalışıyor. KCK'den de devlet bunu yaptı deniyor. Böyle karşı. Ben şöyle okumanın gerçekçi okuma olduğu kanaatindeyim. 10 Ekim gecesi bu memleket kitlesel katılımı bir hayli yüksek, coşkulu ve başkentte bir barış mitingini ve bunun yarattığı morali, umudu artı onun üstüne eklenmiş PKK'nın çatışmasızlığını tartışılacaktı. Böylesi bir gecenin ertesi günü hükümet ısrarla, evet birkaç gün daha yine sert laflar edecekti ama bu savaş halini sürdürebilme Peki. pozisyonu zayıflayacaktı. Aslında Siz son cümlelerinizi bu katliam tam da böyle bir atmosfere, yani savaşın sürdürüleceği atmosferin canlı tutulması üzerine oturuyor. O nedenle PKK'nin iyi ki vazgeçmemiş olması ve çatışmasızlık sürecini sürdürecek olması da bizim 1 Kasım'dan yana, barıştan yana, çoğulculuktan yana umut üretebilmemiz açısından bir avantaj oluşturuyor. Umalım ki yeni bir felaketle bu hayalleri, Türkiye'nin bütünü için bu hayallerin kırılacağı bir durumla karşılaşmayız. Peki Aydın abi, birkaç dakikamız var. Ben soruşturma yasağı olduğu için adalet ve bu hesap sorma meselesine çok giremiyoruz ama o yüzden 1 Mayıs 77 üzerinden sorayım. Bugünün konuşamıyoruz. Belki siz bir şey söylersiniz. Dönemin savcılarından bir tanesi davaya giren Çetin Yetkin şöyle diyor. Dosyaya baktığımız zaman bu olayın sol gruplar arasındaki bir çatışma olmadığını gösteren yüzlerce kesin delil var. Ama bu solculara atıldı biliyorsunuz daha sonra. En önemlisi bu olayın soruşturması yapılmadı. Şimdi olay oluyor, 28 gün sonra iddianame veriliyor. Yüzlerce ifade alınmış. O kadar ateşli silahla öldürülmüş ki yani 5 kişi var diyor ateşli silahla öldürülen ve 35 kişi de ateşli silahla yaralanmış diyor şeyde alanda. Diğer şeylerine girmeyeyim zaman darlığı nedeniyle. Son olarak da şunu diyor.
duruşmada bir takım taleplerde bulununca, mesela ekspertiz raporlarını istedim diyor. Soruşturma yapılmak istenmediği için beni de hemen atıverdiler diyor. Evet. O yüzden ben 1 Mayıs mağduruyum diyor. Yani savcı bunu söylüyor. Şimdi tabii bir yasak da kondu. Yine şunu da göstereyim hemen. Aziz Tunç'un kitabı Maraş katliamını yazmıştı. Değerli hocamız beni sen öldür diye. Burada da uzun uzun girmeyeceğim ama davaya bakan mağdurlar avukatı, 3 avukat da katlediliyor. Yani evet. Ne kadar gizlenirse bu soruşturmalar o kadar adalet de adliye koridorlarında kalıyor. Vefa borcumuz var, ölen arkadaşlarımız var, yaralı arkadaşlarımız var. Nasıl olacak da bunun hesabı sorulacak? Bununla bitirelim Aydın abi. Hesap sormanın pek çok yolu var. Kuşkusuz hukuk kurallarının işlediği bir ortamda mahkemelerin tarafsız, savcıların araştırma yapabildiği bir ortamda bu hesap sorulabilir. Hukuki yollardan sorulabilir. Ama kimi hesaplarda divana kalır. Tarihe kalır. Er geç sorulur. Döner döner yine sorulur bu hesap. Hepimizin acısı çok büyük. Kaybettiklerimiz son derece değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Bunun böyle kapanacağı, 1 Mayıs, Maraş, Sivas, Çorum, Malatya vesaire gibi üstünden zaman geçince unutulacağı hiç sanılmasın. Bu İki tarafı keskin bir hançer gibi girmiştir ciğerimize ve oradan ancak bizim elimizde çıkar. Dolayısıyla bu öncekiler gibi kapatılabilecek bir mesele değil. Suçu devrimcilerin, demokratların, barışseverlerin üstüne atılarak sıyrılabilecekleri bir hadise de değil. Öbürlerine benzemeyecek bu mesele. Bunun peşi bırakılmayacak ve halkımız, er geç halklarımız bu meselenin bütün sorumlularını, siyasal, sosyal, hukuki bütün sorumlularını er geç layık oldukları cezaya çarptıracaktır. Peki. Evet, bugün Babil Kulesi'nde Ankara katliamını konuştuk. Tarihin aynasında katliamlara ışık tutmaya çalıştık. Biz yeniden bir kez daha bu vesileyle hayatını kaybeden bütün arkadaşlara, bütün kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Can çekişen, gerçekten direnen hastanelerde yaralı arkadaşlara acil şifalar diliyoruz. Bütün halkımıza başsağlığı diliyoruz ve bu dava burada bitmeyecek diyoruz biz de Babil Kulesi olarak. Adalet yerini bulana kadar, gerçek sorumlular yargılanana kadar ve elbette Türkiye demokratik bir ülke olana kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.